Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Bugün 23 Ocak Pazartesi. Kripto para piyasası rüya gibi geçen bir haftanın altından, ardından yeni haftaya da umutlu başladı. Lidar kripto para birimi Bitcoin Dolar Partisi'nde bu hafta hedef 22.800-23.000 dolar bandının kırılması. Çünkü bu band kırılırsa, boğaz söylemlerinin fazlasıyla ay yuka çıkacağı 25.000-25.500 dolar bandına doğru bir ivmelenme olabilir. Şu anda 22.762 dolar seviyesinde %0.86 oranında çok çaplı bir düşüş var. Ete gözler 1700-1800 dolar bandında bu banda oldukça yaklaştı. Çünkü ete bu bandın hacimli bir şekilde kırılması yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir. Moda tabirle boğa piyasasının en azından boynuzlarının görülebileceği bir nokta. Ethereum dolar partisinde 1700-1800 dolar bandının hacimli bir şekilde kırılması. Şu anda video çektiğimiz dakikalar itibariyle 1635 dolar seviyesinden işlemler gerçekleşiyor bu paritede ve %0.30 oranında bir kayıp bir yükseliş var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bunun dışında Bitcoin ve Ethereum'daki bu karışık seyir altcoinlere de aynı oranda yansımış gibi gözüküyor. Litecoin ve Solana'da küçük çaplı düşüşler varken Binance Coin, XRP, DOT, AVAX'da ufak çaplı yükselişler var. Ancak Dogecoin'deki %5 oranındaki yükseliş dikkat çekici 0.09 dolar seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlar gerçekleşiyor eee, şu dakikalar itibariyle. Bugün öncelikli olarak Bitcoin dominansına bakacağız. Sonra Bitcoin dolar partisinin fiyat grafiği bizim için önemli biliyorsunuz. Ee, bunun dışında Dogecoin ve Shiba de bugünkü videomuzun konuları arasında yer alacak. Hızlıca isterseniz analizimize başlayalım. <laughs> Bitcoin dominansının haftalık ile başlayalım isterseniz şimdi haftalık grafikte bizim hedef noktalarımız birer birer görüldü 43 24 seviyesini hedef noktası olarak göstermiştik şu anda destek görevi görüyoruz Bitcoin dominansında bunun üzerine geçilmesi durumunda 44.08 dolar 44.08 seviyesinin test edilmesini bekledi beklemiştik ve 44.08'in bir miktar üzerine çıktı ve şu anda 44.08 seviyesinin bir miktar altında. Bitcoin dominansı bulunuyor. Bu noktanın aşılması durumunda Bitcoin dominansında 47.07 ve 48.44 seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli aşağı çıkabilir. Yani önümüzdeki günlerde biz 44.08 seviyesine ekstra dikkat edeceğiz Bitcoin dominansında. Bitcoin dominansının yükselmesi Bitcoin'e para girişi yani sermaye girişi anlamına geliyor. Eğer kripto para piyasasına Taze para girişi olmazsa Bitcoin fiyatıyla beraber Bitcoin dominansının yükselmesi altcoinlerde bir e, baskı yaratabilir. Eğer taze para girişi olursa çünkü son dönemde Bitcoin dominansı fiyatı ve altcoinler beraber yükseldi. Bunu kripto para piyasasına az da olsa taze para girişi olduğu şekilde yorumlayabiliriz. Ancak dediğimiz gibi eğer taze para girişi olmazsa kripto para piyasasına o yüzden altcoinler bir miktar baskı altında tutulabilir özellikle 47.07 ve 48.44 seviyelerinin test edilmesi durumunda Bitcoin'de diyelim ve Bitcoin'in fiyat grafiğine geçelim. Bitcoin dolar partisinin 4 saatlik grafiği önümüzde açık. Şimdi 4 saatlik grafikte yaklaşık olarak 17.300 dolar seviyelerden başlayan bir trend var. Bu trendin üzerinde kalmayı başarıyor Bitcoin dolar partisi. O zaman biz e, bu yükseliş hareketinin olumlu agresif havanın devamı için bu trend çizgisini takip edelim. Şimdi yakın dönemde yaklaşık olarak 20 Ocak tarihinde bu trendin destek noktası 20.900 dolar seviyelerine test edildi ve destek noktası test edilmesi sonrası Bitcoin dolar partisi sert bir yükseliş oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyot itibariyle 22.000 dolar seviyelerine denk geliyor. 22.000-22.100 dolar bandına denk geliyor. Bu trendin destek noktası. O zaman şu anda biz Bitcoin'deki olumlu havanın kısa vadeli olumlu havanın Devamı için bu trend üzerine kalıp kalmadığını takip edeceğiz. 22.000, 22.100 dolar bandı da bu trendin destek bölgesi konumunda. Şimdi geri çekilmelerde ise Sibop görevi gelen bir nokta olacak. Daha önce 21.500 dolar seviyesi Bitcoin dolar partisinin son derece kuvvetli, son derece önemli bir direnç noktasıydı. Dikkat ederseniz Bitcoin dolar partisi bu noktayı açtıktan sonra yükselişini net bir şekilde daha kuvvetlendirdi ve o 22.800-23.000 dolar bandını test etti. Şu bölge artık Bitcoin dolar partisi de belirleyici bir nokta. Belirleyici bir bölge. Bu bölgenin hacimli bir şekilde kırılması lazım. Kırıldığı takdirde 25.000-25.500 tranç bölgesine doğru bir hareketler mi olabilir Bitcoin dolar partisi de? Burası işte artık son derece kritik. Çünkü... Biz her ne kadar Bitcoin dolar paritesinde 16 bin dolarlı seviyelerin altından başladığın Yaklaşık olarak 22 bin 23 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi öngörsek de. Dediğimiz gibi şu ana kadar olan yükselişleri biz Bitcoin dolar paritesinde düşüşün bir tepki hareketini teşekkinde yorumluyoruz. Yani teknik analiz şu anda bize bunu gösteriyor. Bir boğa piyasasından, bir yükseliş trendinden, yeni bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için ise bu zirvenin aşılması lazım. Burası da 25.000-25.500 dolar bandı yapıyor. Bu zirve aşıldığı takdirde Bitcoin dolar partisinin büyük ihtimalle taze para girişinde olduğuna göreceğiz biz. İşlem hacminin arttığını göreceğiz. İşte bu noktanın aşılması dediğimiz gibi Bitcoin dolar partisine öncelikle 29-30 bin dolar seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak kesinlikle 25-25.500 bin, bin dolar bandı aşılmadan teknik anlamda boğa piyasası geldiği söylemi kullanmamakta fayda var teknik analiz açısından. Bu nokta aşıldığı takdirde o zaman evet bu anın boynuzlarını falasıyla görmeye başlayacağız biz. Şu anda bunlar iyimser senaryolar, kötümser senaryolara göre. Şimdi 22.000 dolar seviyesi, 22.000-22.100 dolar bandı önemli bir direnç, bir destek bölgesi dedik. Bu noktanın altında ise 21.400-21.500 dolar bandı var. Bu nokta daha önce önemli bir direnç noktasıydı ve şu anda önemli bir destek noktası konumunda. Bu seviyenin altında ise 20.500 ve 19.900 ve 19.500 dolar seviyeleri bulunuyor Bitcoin dolar paritesinde. Peki indikatörler bize ne anlatıyor acaba yükseliş devam edecek mi? Şimdi Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta erisinin geçtiği noktaya dikkat. 21.900 dolar seviyelerinden geçiyor ki 22.000-22.100 dolar bandında bizim destek bölgemiz vardı. Yani Bollinger bandı da e, trendin destek noktasını teyit eden bir tige, e, görüntü gösteriyor bize. Bunun dışında PMAX indikatörü biliyorsun son dönemde çok fazla kullandığımız bir indikatör. Mavi eğrinin hatta çizimleri kaldırıp daha net bir şekilde görürüz. Mavi eğrinin kırmızı eğriyi yukarı kesmesi ya da aşağı kesmesi. işte pozitif ya da negatif sinyal. Yani. Bollinger bandı yaklaşık 16.800 dolar seviyelerde PMAX indikatörü 16.800 dolar seviyelerinde Neck pozitifinde sinyalini üretti işte bu sinyalden sonra yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Ve şu anda PMAX indikatöründe mavi eğri destek noktası olarak kullanılıyor. Ve içinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle 22.680 dolar seviyesine denk geliyor. Bu 22.689 dolar seviyesine geliyor. Bollinger PMAX indikatörünün mavi eğrisinin geçtiği nokta 21.657 dolar seviyesi de yine Bollinger PMAX indikatörünün kırmızı eğrisinin geçtiği nokta. Hareketli ortalamalara bakalım. 50, 100 ve 200 periyotik hareketli ortalama yüksek, yüksek yükselişi destekler nitelikte sıralanmış. Biliyorsunuz yükselişlerde alttan yukarı büyükten küçüğe doğru sıralanması lazım. Hareketli ortalamanın 200, 100 ve 150 periyotik hareketli, hareketli ortalama şeklinde sıralanmış. Ve 50 periyotik hareketli ortalama 21.558 dolar seviyesinden geçiyor. Zaten bizim 21.500-400 dolar bandında Sibop görevi gören bir destek noktamız vardı Bitcoin dolar paritesinde. Yani şu anki indikatörlerde en azından negatif yönde bir sinyal üretmiyor Bitcoin dolar paritesinde. Diğer indikatörlere baktığımız zaman kısa vadeli indikatörde WTLB indikatöründe aşağı yönlü bir seyir var. Zaten biz özellikle dünkü e, kendi şahsi Twitter hesabından ufak da olsa kar satışlarının gelme riski üzerine durulması gerektiğini belirtmiştik. Nitekim paritede yaklaşık olarak 23.200 dolar seviyelerden 22.300 dolar seviyelere kadar 900 dolarlık hemen hemen yaklaşık olarak bir kar satışı geldi. Ancak bu transistik üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Şimdi WTLB indikatöründe aşağı yönlü bir seyir var. Bunun dışında HARS indikatöründe negatif yönde bir seyir var. Ee, en indikatöründe şu anda negatif yönde bir seyir var. MACD indikatöründe de negatif yönde bir seyir var. İşlem hacmine baktığımız misliğe işlem hacmi tekrar alt seviyelere yani 21 periyot 21 periyot 24 tane 24 saatlik periyoda baktığımız için son 21 4 saatlik periyodun işlem hacmi ortalamasının altında olduğunu görüyoruz şu anda Bitcoin dolar partisi o zaman biz yorumumuzu şu şekilde yapalım şimdi Bitcoin dolar partisinde çok kritik bir direnç noktası test ediliyor çünkü bu direnç noktasının üzerinde boğanın test edilmesi boğa söyleminin artacağı 25.000-25.500 dolar bandı var. İşte bu sebeple bundan önceki yani boğadan önceki son da Bitcoin dolar partisinin bir miktar zorlanması muhtemel ve olasılı normal ayrıca. Şimdi bu zorlanmanın derecesini ölçmemiz lazım. Bu zorlanmada bu tren çizgisinin üzerinde kaldığı daha doğrusu 21.500 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin dolar partisinde sorun yok. Özellikle bu tren çizgisine dikkat. Şimdi 21.500 dolar seviyesi Sibop görevi görecek. 22.000-22.100 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece şu anda Bitcoin dolar paritesinde kısa vadeli trendin yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece de 25.000-25.500 dolar bandının test edilme olasılığı var. Bu zorlanmalar normal. Şu anda takip etmemiz gereken nokta bu bölgenin kırılması. Bu bölgenin kırılması için de bu trend çizgisinin üzerinde kalınması lazım. Şu anda indikatörler evet kısa vadeli indikatörler bir miktar Kar satışın devam edebileceğine yönelik ufak da olsa sinyaller verse de şu anda Bitcoin dolar partisindeki trendin yukarı olduğunu söyleyebiliriz diyelim ve şibe geçelim. Şimdi 4 saatlik grafiği önümüze açık. Aslında güzel bir yükseliş kanalı var. Bir trend var daha doğrusu. Bu trendin üzerinde hareketin devam ettiriyor. Şimdi şimdiki baştaki sıfırları atarak konuşalım. 868 seviyelerinden bir yükseliş hareketi var. Bu hareket yaklaşık 1080 e, yaklaşık olarak 1294 seviyesine kadar devam etti ve ship de şu anda bu yükseliş kanalı içerisinde yükseliş trendi içindeki hareket devam ediyor. Şimdi yükseliş trendlerin bu hafta için yani şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyodu itibariyle destek noktası yaklaşık olarak 1195 seviyesine denk geliyor. Ancak ship de kısa vadeli olarak bu sert yükselişin ufak da olsa aşağı yönlü bir trende oluşmuş durumda. Ship bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için şu anda 1230 seviyesinin üzerine çıkması lazım. Eğer 1230 seviyesine çıkarsa ve bu trend bu kanal içerisindeki döngünün tekrarlanması durumunda Şipte yaklaşık olarak kısa vadeli olarak bin, e, yüz, 1306 seviyesinin test edilme olasılığı var. Bu seviyenin üzerinde ise şipte bir sonraki yani bu kanalın dışına çıkması durumunda test edilmesi muhtemel noktalardan bir tanesi. Şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyot itibariyle yaklaşık 1349 seviyesi. Yani şipte bu kanal içerisindeki hareketin devamı halinde yukarı yönlü hareketinde devam beklenebilir. Şimdi bu kanal içerisinde zaman zaman sarkmalar oluyor, iğne atmalar oluyor. Özellikle şu iğne atmaya dikkat 22 Ocak'ta Türkiye saatiyle saat 23'te bu iğne atma biraz önemli. Çünkü de çok önemli bir destek noktası var. Bu olumlu havanın devamı için 11.51 seviyesinin 1151 seviyesinin altına gelmemesi lazım. Çünkü 1151 seviyesi Kasım ayında oluşan destek noktası. Bu destek noktasının kesinlikle altına gelmemesi lazım. Şimdi bu destek noktasının altına geldiği zamanki hali net bir şekilde gözüküyor. Ve şipte 1151 seviyesinin üzerine çıktığı zaman da çok sert hareketlerin olduğunu, 1151 dolar seviyesinin altına indiği zaman çok sert hareketleri çekilmelerinin olduğunu görüyoruz. O zaman şipte bir senaryomuzu şu şekilde kuralım. 1151 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece şipte yukarı hareketin devamı beklenebilir. Bu bağlamda 1306 ve 1349 seviyeleri hedeflenebilir şipte. Peki indikatörler neler gösteriyor? 50-100 ve 200 peratuk hareketli ortalama baktığımızda aynı bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi güzel bir şekilde yani büyükten küçüğe alttan yukarı şeklinde e, sıralandığını görüyoruz. Bunun dışında... Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta eğrisinin üzerinde fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Ancak orta eğrisin bir miktar aşağı doğru yönünü çevirdiği dikkat çekiyor. Temkinli olmakta fayda var. Bunun dışında diğer indikatörlere, kısa vadeli indikatörlere baktığımızda şu anda negatif yönde seyirin bir miktar ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak negatif yöndeki seyirin artık yavaş yavaş pozitife dönme ihtimali üzerinde durmakta fayda var. O zaman shift de dediğimiz gibi bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece ve içinde bulunduğumuz 4 saatlik itibariyle 1199 seviyesine denk geliyor. Bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece şipte yukarı hareketlerin devamı beklenebilir. Şu an için yaklaşık olarak 1229 seviyesine gelen bu trendin kırılması şipte bu döngü içerisindeki bu kanal içerisindeki döngünün tekrarlanması durumunda 1309 ve 1349 seviyelerin hedeflenmesini sağlayabilir şipte. Şipte ilgili ufak da bir haber var. Ona da bakalım isterseniz. Şip, biliyorsunuz bir lansman gerçekleştirecek ve bu lansmanla ilgili net olmakla birlikte tarihler konuşulmaya başladı. 14 Şubat tarihinde ee, iş şib, ee, buryum içi, için beklenen lansman 14 Şubat sevgililer gününde mi diye bir başlık var Trading haber akışlarında. Bu haberin de dikkat hareket etmenize fayda var çünkü bu haberde Şip'te de pozitif yönde etki yapabilir diyelim ve Dogecoin'e geçelim. Dogecoin'de 4 saatlik grafiği açık. Şimdi Dogecoin'de kritik bir direnç noktası test ediyor. 0,092 dolar seviyesinde bulunan bu direnç noktası. Dogecoin'de yukarı hareketin devamı kesinlikle bu direnç noktasının hacimli bir şekilde kırılmasına bağlı. Kırıldığı takdirde yükseliş hareketin 0.099 ve daha da önemlisi 0.11 dolar, 11 dolar seviyenin bir miktar üzerine kadar devam etme ihtimali var. Bunun da dışında Dogecoin'de 30 Aralık'ta başlayan ufak çapta bir yükseliş trendi var ve bu trend çizgisinin üzerinde. Ve bu trend çizgisi aslında çok agresif bir trend çizgisi değil. Bununla beraber biraz da agresif bir trend çizgisi oluşturuldu Dogecoin kendine. Bu da yaklaşık olarak yine 18 Ocak tarihinde başlayan yükseliş trendi ve bu trendin direnç destek noktası şu anda içinde bulunduğumuz 4 saat itibariyle 0.086 dolar seviyesine denk geliyor. O zaman Dogecoin'de biz önümüzdeki seanslarda seanslık olarak bakıyorsak iki tane noktaya dikkat edeceğiz. Bir tanesi 0.086 dolar seviyesi. Hatta bunu işaretleyelim Dogecoin'de. Bir tanesi 0.086 dolar seviyesi bir tanesi 0.092 dolar seviyesi. İşte Dogecoin'de önümüzdeki seanslarda bu hareketler yani bu noktalarda olursa yönün belirlenmesi açısından oldukça kritik oldukça önemli. 0.092 dolar seviyesinin aşılması Dogecoin'de 0.11 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyelini açığa çıkarabilir. Ancak 0.086 dolar seviyesinde aşağı geçilmesi Dogecoin'de yaklaşık olarak 0.080 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskini beraberinde getirecek. Şimdi buraya kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir Dogecoin'de ancak 0.080 dolar seviyesinin altında bulunan 0.077 dolar seviyesinin de altına gelinmesi Dogecoin'de olumlu havanın bir nevi bozulmasına neden olabilir. O sebeple içinde bulunduğumuz 4 saatlik bir oto itibariyle 0.080 ve 0.086 dolar seviyeleri oldukça önemli. Peki bunlar olasılıklar. Peki hangi olasılık ağır basıyor? 0.092 dolar seviyesi yukarı kırılabilir mi? Şimdi Bollinger Band'ın üst orta eğrisinin üzerinde fiyatların oluşması teknik açıdan olumlu. Bunun dışında Alfa Trend'e bakalım. Alfa Trend'de de şu anda pozitif sinyal üretildi ve bu sinyal daha yeni üretildi. Bu da kısmen de olsa olumlu. Pimax indikatörüne baktığımız zaman Pimax indikatöründe zaten pozitif sinyal 9 Ocak tarihinde yaklaşık olarak 0.075 dolar seviyelerinden üretilmişti. Hareketli ortalamalarda şu anda e, yükselişi, yükselişi destekler nitelikte Dogecoin'de. O zaman Dogecoin de 0.092 dolar seviyesinin kırılma senaryoları üzerinde durmakta fayda var. Diğer indikatörlere baktığımız zaman ise diğer indikatörler şu pozitif bir sinyal var ve şuradaki işlem hacmine dikkat. DogeCoin'de işlem hacmi çok ciddi anlamda arttı. Bu renkli bölge son 21 tane 4 saatlik periyodun işlem hacmi ortalamasını gösteriyor. Özellikle şuradaki yükselişte bunun hangi seviyelere denk geldiğine bakmakta fayda var. Yani 0.086 ve 0.090 dolar bandında DogeCoin'de ciddi bir maliyetlenme var. Yani bu nokta artık DogeCoin'de ciddi anlamda bir destek bölgesi. Bu destek bölgesinin üzerinde kalması 0.092 dolar seviyesi bu trendin yatay direnç noktasının daha doğrusu kırılmasını sağlayabilir. Dogecoin'de teknik görünüm olumlu. Ancak Dogecoin özel bir kripto para birimi biliyorsunuz hareketlerini daha çok Elon Musk'ın attığı tweetlerle yönünü daha çok bu tweetlerle belirleyen bir kripto para birimi. Ancak şu anki teknik görünüm 0.092 dolar seviyesinin kırılma olasılığının üzerinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu seviyelerin üzerinde kalmak şartıyla Dogecoin'de diyelim ve bugünkü haftanın ilk analizini tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta gerçekten kripto para piyasasını sevindiren bir seyirle tamamlandı. Umarım önümüzdeki günlerde de kripto para piyasası ve özel hayatınızda oldukça sevindirici haberler alırsınız diyelim ve e, bugün analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.